Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Taha Suresi 115-127. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ اَحِدْنَا اِلَى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَس۪يهِ Andolsun ki biz daha önce Adem'den söz almıştık ama Adem bunu unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ Onda bir azim bulamadık. Malum Allah-u Teala ilk insan olarak Hazreti Adem'i yaratmış ve bir ağacı yasaklamış. Ama neticede şeytanın vesvesesiyle Hazreti Adem o ağaçtan yemiş. İşte ağaca yaklaşma şeklinde Adem'den söz almıştık ama o unuttu. Onda bir azim bulamadık. Bu bir tecrübesizlik şeklinde düşünülebilir. İlk insan evvelinde bu tarz tecrübeler yok. Ve şeytanın vesvesesine mağlup olabiliyor. Bu mana olduğu gibi, yani bunu kasten işlemedim. Doğrudan günaha girmek için değil ama mağlup oldu. Şeytanın vesvesesine mağlup oldu. Bu manada da düşünülebilir. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Biz meleklere Adem için secdeye varın demiştik. Fesecedu illa iblis. Meleklerin hepsi secdeye vardılar ama iblis secde etmedi. Ebe o diretti, dayattı. Yani ben secde etmem diye diretti. Kendini daha üstün gördü. Topraktan yaratılana ben niye secde edeyim ki diye havalara girdi. Fakulna ve biz de dedik ki ya Adem, ey Adem, İnne hâzâ adûvul lek ve li zevcik. Bu hem sana hem de senin eşine, hanımına düşmandır. Fela yuhricennekumâ minel cennâ. Sakın sizi cennetten çıkartmasın. Feteşkâ, yoksa şekavete maruz kalırsın. Çok çile çekersin. Burada aslında insanın dünyaya gönderilmesi mukadder. Ama buna bir gerekçe adeta olarak böyle bir olay burada nazara veriliyor. Hazreti Adem ve Havva şeytanın vesvesesine uyuyorlar ve netice itibariyle dünyaya gönderiliyorlar. Allah-u Teala dünyada onların meşakkat çekeceğini nazara veriyor. Cennet mükafat yeridir. Hazreti Adem ve Havva peşinen cennette yaratıldılar. Cennetin güzelliğini gördüler ama orası için bir bedel ödemediler. Taraf ilahiden doğrudan cennette halk edildiler. Adeta bu bedeli ödemeleri için böyle bir günahla dünyaya gönderildiler. Dünyada bir takım meşakkatlere, çilelere maruz kalarak o yitik cenneti tekrar elde ettiler. Oraya dönme liyakatını, orayı kazanma liyakatını elde ettiler. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ ف۪يهَا Yani o cennette senin için bir acıkmak yok. وَلَا تَعْرَى Ve orada bir yorgunluk da yok. Yani cennette acıkmayacaksın, cennette yorulmayacaksın. Orada üryan olmak yok. Bu şekilde durumlar. وَاَنَّكَ لَا تَزْمَعُ ف۪يهَا وَلَا تَضْحَى Sen orada susamayacaksın ve güneşin altında da yanmayacaksın. Cennet böyle güzel bir yer. Demek ki Hazreti Adem cennette, Hazreti Adem ve eşi cennette acıkmayacak, cennette üryan çıplak kalmayacak, orada susamak yok, orada güneşin altında yanmak yok. Fe vesvese ileyhi şeytanu, şeytan ona vesvese verdi. Gale dedi ki ya Adem, ey Adem, hel edullüke ala şeceretil hult. Yani sana ebedilik ağacına delalet edeyim mi? Ve mülkin la yeble ve eskimeyen, bitmeyen bir saltanatı sana göstereyim mi? Şeytan ters köşeden geliyor ve hakikatleri ters yüz ediyor. Normalde o ağaçtan yemeseler cennette kalacaklar ama bunu yerseniz burada kalacaksınız gibi tersini söylüyor.
Ve cennetteki saltanat bitmeyecek bir saltanat. Halbuki o ağaçtan, yasak ağaçtan yediklerinde saltanat bitecek. Çilehaneye, dünyaya gönderilecekler. Fe ekela minha, her ikisi de ondan yediler. Fe bedet lehuma sevatuhuma, ve çirkin yerleri ortaya çıktı. Yani cennette çıplaklık onlar için yoktu. Ama o haram ağaçtan, yasak ağaçtan yediklerinde birbirlerinin avret mahallerini görür hale geldiler. Ve tafika yahsifani aleyhime min varagil cenne, ve cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Kendi üzerlerine örtmeye başladılar. Yani incir gibi yaprağı büyük olan ağaçların yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Ve asa Adem Rabbehu, Adem Rabbine isyan etti. Fe gave, ve böylece yoldan saptı ve şaşırdı. Burada tabi peygamberlerin ismetiyle alakalı bir durum medar bahsi olabilir. Yani peygamberler Allah'a isyan eder mi? Peygamberler masumdurlar. Ama Hazreti Adem'in bu halini bütün insanlığın ortak bir yönü gibi görmek herhalde daha uygun olacaktır. Ve orada henüz peygamber de değildir zaten. İlk yaratılmış insandır. Eş olarak da yanında Hazreti Havva bulunmaktadır. Ve bu şekildeki isyan doğrudan doğruya Allah'a isyan etmek amacıyla değil, şeytanın hilesine aldanmak, şeytanın vesvesesine aldanmak tarzındadır. Ve hariçten bir müdahaleyle, yani şeytanın vesvesesiyle böyle bir hal başına gelmiştir. Bu Adem'in torunları olarak bizlere bakan yönüyle her bir insan daima yoldan çıkabilecek durumdadır, isyan edebilecek durumdadır. Ve bizim için harici bir düşman olarak şeytan vardır. Ve şeytan vesveseleriyle günahları bize güzel göstermeye çalışır. Ecdadımız Hazreti Adem ve Havva'ya haram bir şey yaptırdığı gibi bizlere de daima haram olan, yasak olan şeyleri yaptırmaya çalışır. Hazreti Adem'e yasak ağacın meyvesinden yedirdiği gibi bize de günah ağacının meyvelerinden, o acı meyvelerden sanki tatlı bir şey, birer bir şeymiş gibi yedirmeye çalışır. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, sonra Rabbi onu seçti. فَتَابَ عَلَيْهِ, onun tevbesini kabul etti. Yani Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderildiler. Dünyaya gönderildiklerinde رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا, ey Rabbimiz biz nefsimize yazık ettik. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, eğer bize merhamet etmez, bizi bağışlamazsan لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, biz ziyana düşenlerden oluruz, hüsrana düşenlerden oluruz dediler. Cenab-ı Hak da onların tevbesini kabul etti. وَهَدَى, ve ona hidayet etti, ona yol gösterdi. Malum Hazreti Adem'e suhuf da verilmiş ve burada talimatlar var. Ne şekilde hareket edeceği, hatta harekatı, haramlar, helaller kendisine gösterilmiş. Galeh bi taminha cemia, ve biz dedik, Allahu Teala dedi ki oradan hepiniz, ikiniz de oradan inin. Ba'dukum li ba'din aduv, birbirinize düşman olarak. Yani Hazreti Adem ve İblis birbirine düşman olarak dünyaya gönderiliyor. Ve dünyada imtihan olması için demek ki iblisin varlığına da bu noktada ihtiyaç var. Ta ki iblis insanları saptırmaya çalışsın. İnsanlar da onun karşısında direnerek, vesveselerine aldanmayarak Allah katında dereceler elde etsinler. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا, ne zaman ki benden bir hidayet, bir rehber gelirse, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, benim hidayetime kim tabi olsa, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, o yoldan çıkmaz, sapmaz ve şekavete maruz kalmaz, saadeti elde eder. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, ama her kim benim zikrimden,
beni anmaktan yüz çevirirse fe inne lehu maişeten danke, onun için zor bir geçim vardır. Yani zor bir hayat vardır. Allah'ın zikrinden yüz çeviren kimse için şu dünya hayatında zor bir hayat vardır. Meşakkatli, çileli bir durum vardır. Tabi bunu söylerken hatıra şu gelebilir. Nice böyle zalim, zorba insanlar, kafir insanlar dünyada rahat içinde ömrünü geçirebiliyor. Bu maddi yönden rahatlıktır. Onlar yine iç dünyalarında ızdırap içerisindedirler. Çünkü Allah'ı bilmeyen, tanımayan bir kimse her ne kadar saraylarda da olsa manen zindanda sayılır. Ama Allah'ı bilen bir kimse velev zindanlarda da olsa iç aleminde adeta küçük bir cennet yaşar, huzurlu bir şekilde yaşar. Günümüzde en zengin ülkelerden birisi İsviçre'dir. Kişi başına gelir buralarda gayet yüksek. İnsanların geçim diye bir problemi yok. Ve herkesin sosyal güvencesi var. Ve hayatları rahat bir şekilde geçiyor. Ama yapılan istatistiklere göre en fazla intihar olayları da orada gerçekleşiyor. Dünyalarını halletmişler ama iç dünyalarında problem var. İnançsızlıktan meydana gelen sıkıntılar var. Ayet-i Kerime'deki yani kim benim zikrimden yüz çevirse ona dar bir geçim vardır. Ruhani hayat yönüyle bunu değerlendirebiliriz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma, ve biz onu kıyamet günü a'ma olarak haşrederiz. Yani kıyamet günü kör bir şekilde a'ma olarak onu diriltiriz. Gâle Rabbi, o zaman der ki ya Rabbi lime haşerteni a'ma, niye beni a'ma olarak haşrettin? Vakat küntü basira, ben dünyada gören birisiydim. Gâle kezâlik, Allah-u Teala buyurur ki evet dediğin gibi dünyada görüyordun. Etetke âyâtüne, ayetlerimiz sana geldi. Fenesîtehe, ama sen o ayetleri unuttun. Görmezlikten geldin. Ve kezâlikel yevme tünse, bugün de ceza olarak unutulacaksın. Değerli izleyenlerim, burada körlük, dünyada gerçekleri görmeyen insanların diğer alemde kör olarak haşredileceği ayette nazara veriliyor. Adeta siretleri suret olacak. Dünyada gerçekleri görmüyorlardı. Diğer alemde ceza olarak maddi gözleri de kör olacak. Kur'an-ı Kerim'de bu dünyada âmâ olan diğer alemde de âmâdır. Böyle ifade ediliyor. Men kâne fî hâzî âmâ ve huve fil âhireti âmâ ve adallü sebîle. Dünyada âmâ olan diğer alemde de kördür, âmâdır ve durumu çok daha kötüdür. Buradaki körlük, dünyadaki körlük yani manevi körlüktür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine bir başka ayette فَاِنَّهَا لَا تَعْمَا الْاَبْصَارِ, yani gerçek olan şu ki körlük asıl gözün görmemesi değildir. وَلَاكِنْ تَعْمَا الْقُلُوبِ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ, sadırlarda olan, sinelerde olan kalpler kör olur. Demek ki dünyada bir insan gerçekleri görmüşse, kendisi velev âmâ da olsa o Allah nezdinde gören birisidir. Basiret sahibi bir insandır. Diğer alemde de basar ve basiret sahibi olacaktır. Ama şu dünyada gerçekleri görmeyen diğer alemde kör olarak haşredilecek. Dünyadaki körlüğünün cezasını bu şekilde, manevi körlüğünün cezasını bu şekilde çekecektir. Burada sen benim ayetlerimi unuttun, ceza olarak da unutulacaksın buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak aslında unutmaz. La yadillu Rabbi ve la yense. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Taha suresindeki ayetlerden birinde geçmişti. Ama burada unutulacaksın denilmesi, unutulan kimse muamelesi yapılacaksın. Yani zindana atılan bir insana günlerce kapı hiç açılmasa, hiçbir şey verilmese ne kadar bir ızdırap içerisinde kalır. Diğer alemde de demek ki yalnızlığa itilmeleri, hapsi münferit tarzında, tek başına bir hücre tarzında bir azapla karşı karşıya kalmaları ayette bu tarzda anlatılmış. Ve kezalike neczi men esrafa,
İsraf edenleri, yani haddi aşan, aşırıya gidenleri biz böyle cezalandırırız. Velem yu'min bi ayat rabbihi. Aşırıya gidip de Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ve le azabul ahireti eşeddu ve ebga. Ahiret azabı ise çok daha şiddetli ve çok daha devamlıdır. Yani dünyada da azap var. Dünyada kafirler zaman zaman bir takım belalarla, musibetlerle karşı karşıya ve iç dünyalarında daimi sıkıntılarla karşı karşıya. Fakat diğer aleme gidildiğinde ahiret azabı çok daha şiddetli. İşte dünyada bazıları çok büyük böyle hapishaneler yaptırmışlar ve oralarda işkenceler uygulamışlar. Bunlar da elbette ızdırap veren şeyler, oraya düşenleri hayli yıpratan şeyler. Ama Allah-u Teala'nın diğer alemdeki cehennem gibi azabı dünyadakilerle kabil kıyas değil. İnne batşe rabbike leşedid. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Yani Rabbin yakaladığı zaman artık iflahını keser tabiri caizse. Onun ikramı nasıl ki çok büyük ikram, azabı da çok büyük bir azaptır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğütlerde bulunuyor. İşte bu bölümde de gördük, bugünkü okuduğumuz kısımda. Hazreti Adem'i bize örnek verdi. Hazreti Adem şeytana aldandı ama bir defa aldandı, ardından tövbe etti. Tekrar yolunu buldu. Adem'in torunları olarak bizler her gün şeytanla imtihan edilmekteyiz. Şeytan bize günahları güzel gösteriyor ve yoldan çıkarmaya çalışıyor. Zaman zaman ayağımız tökezleyebilir. Zaman zaman günah ağacının meyvelerinden yemek gibi haddi aşan durumlarda olabiliriz. Ama hemen aklımızı başımıza almalı ve Allah'a tevbe etmeliyiz. Allah-u Teala iblise Adem'e secde et diye emretmişti. O kabul etmedi. Allah'ın emrini yerine getirmediğinden dolayı onun rahmetinden uzaklaştırıldı. Hazreti Adem'e de şu ağaca yaklaşma diye onu da imtihan etti. O da emre karşı geldi. Ama Hazreti Adem günah hususunda ısrar etmedi. Ve günahkar olduğunu hemen kabul edip Allah'a yöneldi ve Cenab-ı Hakk'ın affetmesini talep etti. Allah-u Teala kendisine yönelen kimseler için affedicidir. Hazreti Adem'i affettiği gibi Adem'in torunlarını da affeder. Zaten kendisinin gaffar olduğunu, rahim olduğunu bize bildiriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssaları okurken orada kendimizi de göreceğiz. Ve Hazreti Adem'i okurken de kendimizi orada görmeye çalışacağız. Kusurlarımızdan tevbe etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bizleri her türlü günahlardan muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.